Merhabalar, ben Satı Melekseli'nden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yöresel bir lezzetle geldim. Gaziantep şehrimizin soğan kebabını yaptım. Dilerseniz detaylı bir şekilde hemen tarifine geçelim. Öncelikle tam 1,5 kilo soğan kullandım. Soğanlarımı yıkadım. Üst ve alt kısmını bu şekilde kesiyorum. Ve üstten aşağıya doğru bir çizik atıyorum. Görünümü birazcık midye görünümünde olacak. Dış kabukların aslında soyulmaması gerekiyor ama benim soğanlarımın çok fazla katman olmadığı için çoğu soyuldu. Bazısı kabuklu oldu, bazısı da kabuksuz oldu. Hepsini aynı işlemden geçirdim. Daha sonra 800 gram kıymam var. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve birazcık da karabiber ekliyorum. Yaklaşık bir 3-4 dakika çok güzel bir şekilde kıymamı yoğuracağım. Kıymamızı iyice yoğurduktan sonra cevizden birazcık büyük şekilde parçalar alarak bu şekilde şekil vererek biriktirelim. Benim kıymam 3 tane fazla geldi ama tepsimde olduğu için de fazladan soğan temizlemedim. Şimdiki işlemimiz soğanımızı birer birer elimize alalım. Hafif genişletip köftelerimizi içine koyalım. Ve tepsimize yan yana dizelim. Sonuncu soğanımı da yaptıktan sonra üzerinin sosunu hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı domates ve biber salçası karışımı salçam vardı. Onu bir kaseme alıyorum. Üzerine bir su bardağı su, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir çay kaşığı da tuzumu ekliyorum ve iyice karıştıracağım. Sosumuzu iyice karıştırdıktan sonra kebabımızın üzerine dökelim ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda pişmesi için bırakalım. Soğan kebabımızı fırına veriyoruz ve yarım saat piştikten sonra tekrardan çıkartıp üzerine sos dökeceğiz. Bir kase hemen yarım çay bardağından birazcık fazla nar ekşimi koyuyorum. Ve aynı ölçüde tekrardan su ekleyeceğim. Yarım adet de limon suyu sıkıyorum. Çay kaşığımın ucuyla da birazcık da tuz ekliyorum ve bunu da iyice çırpacağım. Yarım saat piştikten sonra da bunu da sos olarak üzerine dökeceğim. Yarım saattir fırınımda pişen soğan kebabımı çıkarttım ve üzerine hazırlamış olduğum nar ekşili sosumu döküyorum ve tekrardan fırına vereceğim. Yaklaşık 30 dakikada bu şekilde pişecek. Toplamda tam 1 saat fırında kalan soğan kebabım yenmek için hazır. Hemen şöyle sizlere yakından gösteriyorum. Yanında lavaş ya da yufka ekmekle bir bardak da ayranla gerçekten muhteşem bir tat. Kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Ben Gaziantep mutfağına gerçekten çok hayranım. Yemekleri gerçekten çok güzel. Hem denemeyi seviyorum hem de yemesini çok seviyorum. Sizlerle de bugün soğan kebabını paylaştık. Umarım hoşunuza gider. Benim evimde lavaş ekmeğim yoktu. Ben normal ekmekle yedim. Gördüğünüz gibi suyuna bana bana gerçekten çok lezzetli bir yemek.
Bugün de bir videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.